Canlı balı, derya kuzuları. Derya kuzuları. Sezonun son balıkları geldi. Bak, gümüş var, somon var, barbun var. Canlı balık geldi. Getir sen bir tane bekle, tamam mı? 15 Nisan itibariyle av yasağımız sona erdi. 15 Eylül'de açılan balık sezonumuza 15 Nisan itibariyle ara vermiş bulunuyoruz. Yaklaşık 4 aylık bir yasağımız var. Tekrar Eylül 15'te av yasağımız başlayacak. Ama buna rağmen troll ve gırgıl avcılığı yasaklanmış durumda. 12 milden sonra uluslararası avcılık dediğimiz avcılık serbest. Yine de taze günlük balıklarımız mevcut. Balık çeşitliliğinde sadece bir azalma olacak. 40-50 çeşit olan balık çeşidi 15-20 çeşide düşmüş olacak. Gelen balıklarımız yine taze, yine günlük uygun balıklar ve yılın 12 ayı çıkan balıklarımız var. Sardalya gibi omega 3 açısından, omega 6 açısından zengin bir yiyecek. Taze günlük balıklarımız gelmeye başlıyor yine. Bu sezonun şampiyon balığı tüm Türkiye'de palamut oldu. Halkımız doya doya palamut yediler, dolaplarını palamutla doldurdular, midelerini palamutla doldurdular. Gerçekten çok hesaplı, uygun. 20 liraya kilosunu, tanesini 20 liraya verdiğimiz palamutlar oldu. Halkımız çok iyi değerlendirdi. Palamut bolluğu vardı. Umarım seneye de bu bolluk devam eder. Halkımızın rağbeti gayet iyiydi. Omega 3 açısından palamut bolluğu gayet iyiydi. Av yasağına uymak bütün balıkçıların ana görevi olması gerekiyor. Çünkü biz bindiğimiz dalı kesmememiz lazım. Bu sektörü biz de yapacağız. Yakınlarımız da yapacak, çocuklarımız da yapacak, arkadaşlarımız da yapacak. Bu balıkçılık devam edecek. Bunun devam etmesi için, sürdürülebilir bir balıkçılığın olması için av yasağına, av sezonuna uyulması gerekiyor. Daha önceki yıllar gibi değil, denetimler çok güçlü. Yüksek cezalar var. Tarım Bakanlığı'nın bu konuda müsaadesi yok. Sahil güvenlik hani deyim yerindeyse nefes aldırmıyor. Dronlarla, her türlü teknolojiyle kaçak avcılığın üzerine gidiyor. Çok bu konuda detaylı çalışmalar var. Eskisi gibi bir kaçak avcılık söz konusu değil. Etin 300 TL'ye çıktığı bir ortamda halk balığa yöneldi. Hala da balık normal sezona göre bizim bu aylarda balık ihtiyacı, halkın ihtiyacı düşerdi havalardan dolayı. Ama şu an hala halkımız balık talebi var. Bu konuda da bilinçlenmişler. Yani omega 3'ün gerekliliğinden, balığın vitaminli olduğundan, mineralli olduğundan. Halkımız balık yemede gayet istekli. Bu sezonun şampiyonu palamutlu hamsi. Ama en çok palamutlu bu sene. Mevsim olarak en çok şu an satılan mevsim olarak palamut bu sene şampiyon olarak geldi. Peki. Çok güzel geldi. Peki. Akdeniz olarak biraz düşüktü. Karadeniz olarak bu oldu. Karadeniz olarak bu oldu. Yani biz şu anda nasıl fiyatlar şu an aynen şu an yasak olduğumuz halde mesela Sardalya'nın kilosu 40 liraya 50 lira civarı gidiyor yani. Bundan daha da artık 3 gün sonra 4 gün sonra yine Sardalya'nın fiyatı düşer. Bu yılın şampiyon balığımız palamut. Palamut Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de. Silah, canlılar, balıklar.